Babamın Bavulu Yazan Orhan Pamuk Derleyen Meryem İlbaş Orhan Pamuk'a babası ölümünden iki yıl önce küçük bir bavul verir. Ölümünden sonra da içindekileri okumasını ister ve bu bunaltıcı konu ikilinin arasında kapanır. Bavul Orhan Pamuk'a yabancı değildir. Çünkü bu bavul babasının her uzaklaşmak istediğinde içine defter ve kitaplarını doldurup Paris'e yanında götürdüğü bavuldur. Orhan Pamuk'un asıl korktuğu şey babasının iyi bir yazar olma ihtimalinin olmasıdır. Pamuk'a göre yazar olmak, insanın içinde gizli ikinci kişiyi, o kişiyi yapan alemi sabırla yıllarca uğraşarak keşfetmesidir. Kendi içine dönen ve bu sayede kelimelerle yeni bir alem kuran insan demektir yazı. Pamuk üst orta sınıf bir ailede iyi şartlarda İstanbul'da büyüdüğünü ifade eder. Kitaplarla çok küçük yaşta tanışmıştır. Babasının gerek yurt dışından gerek Türkiye'den topladığı kitaplarla dolu bir kütüphanesi mevcuttur. Pamuk genç yaşlara kadar resimle uğraşmış ve ressam olmayı istemiştir. Kendisinin Batı konusunda ilginç söylemleri mevcuttur. Kitapların Batı'ya yönelik hissedilen kültürel eksiklik duygularını gidermek için başvuruldukları şeyler olduğunu söyler. Türkiye'de yazar olmanın kendini bir odaya kapatıp içinden geldiği gibi yazabilmek için toplumdan, devletten, milletten gizlice yapılması gereken bir iş olduğunu ifade etmektedir. Yazar kimi kitaplarında da bir takım yaralarının üzerinde durduğunu, keşfettiğini ve bilinçle kimliğinin bir parçası olarak sahiplendiğini ifade etmektedir kendisine dair en büyük keşiflerinin ise taşrada olma duygusu ve hakiki olabilme endişesi olarak ifade eder. Edebiyatın artık geçmişten farklı bir içeriğe büründüğünü belirtir. İnsanların birinci derdi mülksüzlük, yiyeceksizlik ve benzeri temel ihtiyaçlardır. Fakat artık televizyon tüm bunları edebiyattan çok ve kolay bir şekilde aktarabilmektedir. Şimdi edebiyatın aktarması gerekense dışarıda kalmak, değersizlik, öfkeler, alınganlıklar, milli övünmeler ve benzeri içeriklerdir. Pamuk neden yazıyorsunuz sorusunaysa içimden geldiği için yazıyorum der. Yazarın edebiyata bağımlılığı kendi deyimiyle onu bir nevi yarı ölü duruma getirmiştir. Edebiyatı hayatını kurtarmak için değil, yaşamakta olduğu zor günü kurtarmak için ister yalnızca. Günler de her zaman zordur. Yazmadığınız için zordur. Yazamadığınız için de zordur. Çünkü yazmak çok zordur. Bütün bu zorluk içinde mesele günü geçirebilecek umudu bulmaktır. Roman sanatının tarihi kendimizi bir başkasının yerine koyup hayal gücümüzü kendimizi değiştirmenin, özgürleştirmenin tarihi olarak da yazılabilir diyor Pamuk. Orhan Pamuk hakkında açılan bir dava ve içinde bulunduğu siyasi durumun kendisini olduğundan ve olmak istediğinden çok daha siyasi, ciddi ve sorumlu yaptığını ifade ediyor. Bu yüzden de o dönemde roman yazmak için gerekli çocuksu saflığı bulamamıştır. Yani ima edilen yazar olamamıştır. İma edilen yazar olmak zordur. Kitap hayal etmek zor değildir yazılmamış ama hayal edilmiş, tasarlanmış her kitabın ima ettiği bir yazar vardır. Her kitabı ancak o ima edilen yazar olabilirsek bitirebiliriz. Soning ödülü konuşmasında Pamuk, Avrupa ile ilgili fikirlerini en belirgin şekliyle dile getiriyor. Roman ve denemelerinin Avrupa fikriyle ilgili kayda değer bir şey söylemeyi başardıysa, bunun sebebinin kendisini bildi bileli Avrupa'nın kıyısında yaşamak olduğunu belirtiyor. Avrupa'yı Batı dışında yaşayanlar için bir örnek haline, dinin değil bir dizi sosyoekonomik dönüşüm ve bu dönüşümlerin yıllar içinde ürettiği fikirler getirmiştir. Avrupa'nın göçmenler yüzünden kendi sınırlarına duvarlar diktiğini ve dünyaya zaman sırt çevirdiğini ifade ediyor. Avrupa'nın kültürel sermayesi dünya çapında yaygınlaşırken Avrupa siyaseti göçmen korkusuna kapılarak muhafazakarlaşıyor ve dünyaya sırt çeviriyor diye belirtiyor yazar.